Hande dedim hani. Peki Hande'yi... orada hemen bir virgül koymak zorundayım. Çünkü Nezih Bey bir kapıyı çaldı, evet. O yukarı komşunun kapısıydı. O evde de bulunanların da tutanaklarda ifadeleri var. Şöyle diyorlar. Evet, bizim kapımızı çaldı. Hande Hande diye seslendi. Fakat evdeki genç kızlardan biri diyor ki annem pencereden dışarı baktı. Doğru mu? Ben farkında değilim. Görmüyorsunuz zaten. Ben görmedim. Orada öyle yazıyor. Baktı. Ay Nezih Bey, sanki bize kaç sefer geldi ki bunların kızı burada arıyor diyor. Polis ifadesi var. Polis ifadesinde var. Yani bizde aramasını saçma buldu diyor. Çünkü bize hiç gelmez Hande diyor. Hande aklına estikçe onlara çıkardı. İsmini şu an hatırlayamıyorum. İki kız kardeştiler. Onlara da abla diye hitap ederdi. Onlar geldi aklıma. Dedim ki belki oradadır dedim. Onlara da bastım. Hande Hande dedim. Oradan da bir yanıt alamadım. Otomata da basan olmadı. Ondan sonra o arada binaya girenler oldu. Ben de onlarla binaya girdim. Asansöre bindim. 4. ya da 5. katta Hande'nin sınıf arkadaşının ailesinin oturduğu daire vardı. Nezih Bey, bir şey soracağım. Niye kendi dairenize gitmediniz de 4. kata çıkıyorsunuz direkt? Ama Hande gelmişse kapının önünde olamaz mı yani? Niye kendi dairenize bakmıyorsunuz? Alp biraz önce de kapının önünde olabileceğini düşündüm. Ben o kadar uzun kendi zilime, karşı komşumun ziline bastım ki. Ama olsun, yine de bir kontrol etmek istemediniz mi orada? Ya hayır, şimdi burada yani çıkmadım, o bir suç mu? Suç demiyor. Hayır yani. Ne düşünerek oraya çıktınız? Ben ama merdiven boşluğuna yine yani girenlerle. İçeriye girdiğim zaman asansörün olduğu yani zemin kata yine yukarıya doğru Hande Hande diye seslendim yine. Tamam. Çıkmamış olabilirim ama seslendim. Yine yanıt alamayınca ben 4. 5. kata çıktım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ille gidip de gözü yani ses insanın hareketinden hızlıdır. Evet. Hande Hande dedim, yine yanıt yok. Daha önce de defalarca hem karşıya hem kendi evime zilime basmışım. Oradan da yanıt alamamışım. Bu defa dedim ki yukarıki komşuya çıktı bu dışarıda kalınca. Yukarıya çıktım. Kapısını çaldım. Evin hanımı açtı kapıyı bana. Dedim ki ya dedim Hande burada mı? Yok dedi. Niye dedi? Benim dedi kız da gelmedi zaten. Nasıl dedim? Dedi basbayağı gelmediler. Dedim çocuklar çıkıyordu okuldan. Sonra öğrendim ki meğerse birinci sınıfları diğer çocuklara göre 5-10 dakika önce bırakıyorlarmış ki yani o kalabalıkta ezilmesinler diye. Ben halbuki onları görünce onları sona kalan grup diye düşündüm. Halbuki tam tersiymiş. Peki Nezih Bey, ne zaman siz yeniden kendi dairenizin kapısının önüne geldiniz de kapıyı aralık gördünüz? Şimdi evin hanımı deyince ki benim kızım da gelmedi. Ben o zaman tabii bunların eve gelmediğini anladım. Yani okuldan ona rağmen niye ev dairenizin kapısı? Efendim? Ona rağmen anahtarınız yok. Hande evde yok. Okuldan gelmemişler. Ona rağmen neden kapının önüne gittiniz? Daire kapısının önüne. Kapısına inmedim ben. Ben zemin kata indim yine. Evet. Dedim bunlar nasıl okuldan geliyor? Bari kapıda karşılaşırız dedim. Zemin kata indim. Baktım zemin kata ki, asansörle mi indiniz? Asansörle indim. Heh. Ondan sonra baktım ki çocuklar hurra etmiş, okuldan dağılmış geliyorlar. Kapının önünde de 3-5 tane talebe var, kızlı erkekli. Otomatiğe bastım, çocukları içeriye aldım. İçinde işte Hande'nin arkadaşı, sınıf arkadaşı olan da vardı. İsmini şimdi vermiyorum. Vermeyin. Ondan sonra dedim ki ya dedim Hande arkadan mı geliyor dedim. Yo dedi. Dedim nasıl yok? Dedi basbaya bugün dedi Hande gelmedi okula. Ben böyle bir dondum kaldım, afalladım. Niye dedi, sizin dedi haberiniz yok mu dedi. Çocuğa ben bir karşılık veremedim. Orada öyle bir şaşkınlık anı yaşadım. Ondan sonra merdivenlere yöneldim. Zaten 1. katta oturuyorduk. Yukarıya çıktım. Kapının... Niye çıktınız? Kimse yok çıktım. Evde. Anahtar yok. Hayır, Hande yok. Merak ediyorum. Hayır, Hande yok. Karınız yok. Sizde anahtar yok. Hande de hayır zaten... Hande bugün okula hiç gelmedi, haberin yok. Yok mu, haberiniz yok mu deyince ben yani afalladım, şaşırdım.
Çünkü öyle bir şey olsa Hande bana gitmeyeceği zaman derdi ki mesela baba rahatsızım. Yani kendimi iyi hissetmiyorum, okula gitmesem olur mu? Bana söylerdi. Benim de öyle bir haberim yok. Dolayısıyla şaşırdım kaldım orada ben. Ondan sonra işte dediğim gibi merdivenlerden yukarıya... Çok özür dilerim. Belki şunu yapar insan. Hani tekrar karınızı arardınız. Çünkü siz bıraktığınızda onlar hepsi birlikteydi evet. Ya. Ya Hande bugün okula gitmemiş, haberin var mı? Bir bilgin var mı diye mesela aramadınız değil mi eşinizi? Ama şimdi kendisi beni, Şehnaz Hanım beni saat 10-10.30 gibi aradı. Dedi ki biz dedi hastaneye geldik ama dedi hastaneye daha girmeden dedi karşıdan geri dönenler vardı. Bacım işte gitme mahkumlara bakıyorlar dışarıdan gelen hastayı hastane kabul etmiyor deyip dedi bize dedi geri çevirdiler dedi. Ben dedi buradan dedi şimdi dedi Acıbadem'e kardeşimin yanına gideceğim. Haberin olsun dedi. Özür dilerim bir yani, bilgi daha koyacağım. Burada seyircilerimize bir şey daha hissettirmem lazım. Şimdi bu hanım diyor ki Şehnaz Hanım midem çok fena öğürüyorum sürekli. İşte mide, bir şey yani bir an önce hastaneye gitmem lazım diyor. Midesinden dolayı değil. Böğürüyorum diyor. Ha. Yani hamileliğe bağlı belki bir diyor şey, bir şeyim olabilir. Hamile miydi o zaman? Bilemiyorum ha. Da yani kendi ona... Şüpheleniyor belki. Şüpheleniyor evet. Ama bu arada evdeki eşinin bu rahatsızlığından ya da bu işte örmesinden vesaireden haberi yok. Hiç denk gelmedim diyor. Ama o bir an önce doktora gitmek konusunda ısrar ediyor. Küçük çocukta da bir rahatsızlık var onun içinde. Ama bu kadın hastane yolunda birileri tarafından gitme orada askerler muayene ediliyor bakmıyorlar dediğinde. Mahkumlar. Mahkumlar var dediğinde birden kardeşine gidiyor. İnsan evine gider yatar ya. Çocuk hasta. Sen zaten hastaneye gidecek kadar kendini kötü hissediyorsun. Ondan sonra gezmeye gidiyorsun. Bir dur yani. Bir evine dön. Değil mi? Şimdi çocuğun hastalığı olup da yağ bezesi. O tamam. Bir hastalık ama değil. Hastaneye gidecek kadar acil değilse siz diyorsunuz ki param yok gitme birkaç gün ya da maddi olarak ya da bir şey. Ben götürürüm diyorsunuz. O hayır çocuktan gideceğim ziyade diyor. Kendini göstermek şeyindeydi. Yani ben öyle hissettim en azından. Bana ifade tarzı öyleydi. Ya dedi ben acaba yine hamile mi kaldım acaba? Gitmişken çocuğu gösterirken kendimi de göstereceğim. Şimdi Nezih Bey tabii dedi. Bunun artık yani o kadar basit yöntemleri var ki. Yani evde de bu insanlar bu testi yapabiliyorlar. Bu o kadar basit ki. Bunun için eğer bir eşiniz size ya şu anda uygun değilim bir iki gün sonra ben götüreyim dediğinde bu kadar acil değil. Ben bunlar kafama takıldığı için dile getiriyorum sadece. İnanın bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Etmem zaten. Bir şey düşünüyorsam direkt söylerim. Sadece aklıma takılıyor. Yani rahatsızlanmışsın ama çok önemli değil. Bir gün daha bekleyebilir. Öğürsen de beklersin zaten. Efendim çocuğun rahatsızlığı da öyle acil değil. Tamam diyelim ki gittin. Yolda seni çeviriyorlar. Gidecek kadar acilse neden evine dönüp de dinlenmiyorsun? Neyse aradan şimdi ben şeyi anlattıracağım Nezih Bey'e. Tabii ki buraya girişini nasıl girdi efendim ne takıldı ayağına ilk neyi gördü vesaire bunları anlattıracağım ama sonradan tabii Nezih Bey'in aradan işte 12-14 yıl geçtikten sonra hatta 13 yıl galiba. 17. Hayır sonra siz eşinize boşanma davası açıyorsunuz ya. 3 sene öncesi evet. 2014'te. Yani 2014'te olaydan 13 sene sonra. Hı. Ne oluyor da siz ters düşüyorsunuz? Burada yeniden mesela şikayetçi oluyorsunuz ondan. Bazı şüphelerinizi dile getiriyorsunuz Şehnaz Hanım'dan. Kızımı bana diyorsunuz rüyalar anlattı vesaire diyorsunuz. Ya bunu, ne oldu? Bunu biz zaten Gayrettepe'ye götürüldüğümüzde de ben polislere anlattım. Benim kimseden saklayacak veya korkacak bir şeyim yok. Ben dedim ki bana böyle böyle bir rüya anlattı dedim. İşte dedim şöyle şöyle olaylar oldu. Yok önce sessiz telefonlar geldiğini söyledi. Bir hafta 10 gün kadar. Ardından yine bir hafta 10 gün kadar hırıltılı telefonlar geldiğini söylüyor bana eve. Daha sonra da bir ergenlik çağına yeni basmış bir erkek çocuğu sesiyle sözle buna birisi işte Hande bizi okulda müdüre öğretmenlere şikayet ediyor. Biz onun yüzünden İşte çok cezalar alıyoruz veya şöyle oluyor böyle oluyor. İşte Hande'yi
Hande'nin biz canını yakacağız. İşte onu ama hep bu telefonlara Şehnaz bakıyor. Bir gün onun cesedini çöp konteyninde bulacaksınız falan gibi sözde bir tehditte. Size hiç denk gelmiyor bu telefonlar. Bana hiç gelmedi, evet. Bir defa yalnız geldi. O da sessiz bir telefon geldi. Ben de dedim ki ya yazık günahtır, ananın babanın telefon parasına yazık. Konuşmayacaksan niye arıyorsun dedim. Ve karşıdakinden yine bir cevap alamayınca onu kızdırmak için müziklüp olsun diye dedim ki annene selam söyle o anlar dedim. Kapadım. Nezih Bey, bir de bir rüyadan bahsetmişsiniz. Eşiniz göya bir rüya görmüş, rüyasını size anlatmış. Bu rüyayı anlattığında tabii biraz ürkütücü bir şey bu rüya. Bunu anlattığında Hande duymuş bunu ve sizin annenize ve ablanıza gitmiş. Ablam demiş, kız kardeşinize demiş ki hala babaanne ben bu Şehnaz'dan korkuyorum, bu kadın beni öldürecek bir gün demiş. Kızım niye diye sormuşlar, halanın ifadeleri var. Halanın çok enteresan iddiaları var aslında. Çok enteresan iddiaları var. Onlara da geleceğim. Bu konu öyle hemen kapatılacak bir konu değil çünkü. Öyle üstün körü geçilecek bir konu da değil. Bu rüyayı gördüğünü anlatırken dediğim gibi beni öldürecek, babama bir rüya gördüğünü anlattı demiş. Ben istiyorum ki onu size anlatın. Nasıl bir rüya görmüş, size anlatmış? Ya şimdi bir hafta sonuydu. Hepimiz evdeydik. Yani hepimiz evdeydik derken oğlum, kızım, ben ve eşim evdeydik. Hafta sonuydu zaten. Bana dedi ki ya dedi ben dedi bir rüya gördüm dedi. Ben de dedim ki hayırdır inşallah. Dedi ki ya dedi bu evden dedi bir dedi cenaze çıkıyor dedi. Dedim ya ağzından yel alsın dedim. Evde dedim yaşlı yok, hasta yok. Kim çıkacakmış bu evden dedim. Kimin cenazesi çıkacakmış dedim. Bu beni korktum ya da kaygılandım gibi algıladı. Dedi ki korkma dedi. Sen değil ben değil içerideki dedi. O yan odada da Hande, rahmetli kızım, ders çalışıyordu. Ben dedim ki ağzından yel alsın, ne biçim konuşuyorsun. Böyle dedim abuk subuk dedim şeyler bana anlatacaksan bir daha dedim anlatma dedim. Saçmalıyorsun falan gibi de yani kendisini biraz rencide edecek sözler de söyledim. O öyle yani. Peki siz bu Şehnaz Hanım'la kızınızı çekiştirir miydiniz? Nasıl çekiştirme? Yani diyelim ki bir kötü istediğiniz bir şey yapmadı, kurala uymadı. Şehnaz'a anlatır mıydınız? Kızım beni dinlemedi, şöyle yapmadı diye. Ya şimdi Şehnaz'ın da Hande'den, Hande'nin de Şehnaz'dan şikayetleri vardı. Evet, sizin vardı. Var mıydı Şehnaz'a şimdi, anlattığınız? Şimdi bir gün mesela benim iş yerime kızım geldi. İş yerimin kapısından içeriye girer girmez üngür üngür ağlamaya başladı. Kızım dedim ne oldu dedim. Baba dedi, Şehnaz abla dedi, bana dedi hep iş yaptırıyor dedi. Ben de dedim ki, kızım dedim, bak dedim 4 kişilik bir aileyiz dedim. Şehnaz ablan da dedim loğusa, dedim 3-5 aylık çocuğu var. Bu kadın dedim ev işi mi yapsın, yemek mi yapsın, çamaşır, bulaşık, temizlik mi yapsın dedim. Bak dedim, hepimiz dedim işin bir ucundan tutacağız ki dedim, bu cenazeyi kaldıralım yani bu işler yürüsün dedim. O da dedi ki bana baba dedi dersim olsa bile mi dedi. Dedim ki sen dedim önce öğrencisin dedim. Senin dedim dersin varken dedim ben bile bir şey söylesem yapmayacaksın önce dersini yapacaksın dedim. Ama dedim ha işin olmaz dedim yardım edecek zamanın olur dedim. Sen de yardım edersin ben de yardım ederim. Bu dedim işin altından ancak böyle tamam, çıkarsın. O öyle ama şimdi Şehnaz'ın içerideki demesi, bu kadar patavatsızca, bu kadar rahat söylemesi şunu düşündürüyor bende. Belki öyle değil ama hani sormam gerekiyor. Siz de Şehnaz'a çocuğunuzu zaman zaman işte yani bundan kurtulsak mı gibi tarzında yani sizi üzdüğü zaman bir şey söylediniz oldu mu? Nasıl anlamadım? Yani kızınızla, öz kızınızla ilgili... Şehnaz'a ya ne diyorlar ona yani böyle ya yapmasaydı böyle de of bıktım bu kızdan da filan dediğiniz. Gitse annesine gitse de kurtulsa. De kurtulsa ya şimdi biz Şehnaz'la tanıştığımızda benim evlenip boşandığımı 10 yaşında bir kızım olduğunu biliyordu. Ben ona her şeyi açık açık anlattım. O bilerek geldi bana.
Ve benim hiç kimseden de gizli saklım olmadı. Açık açık her şeyi söyledim. Efendim çok önemli bir telefon bağlantısı almak zorundayım. Sizin kız kardeşiniz. Biraz önce adını geçirdiğim için. Tamam. Onu telefona bağlayacağız. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba Serap Hanım. Efendim başınız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Ben sizin ifadenizi baştan sona okudum. Resmen şu anda yani satır satır söyleyebilirim. Evet. Çok önemli şeyler söylemişsiniz orada. Bir tanesinden başlıyorum. Diyorsunuz ki Hande anneme ve bana diyorsunuz yani babaannesine ve size bu kadın beni öldürecek dedi. Evet. Siz yani oradaydınız. Evet, ben onu sonradan hatırladım. Daha önceki ifadelerimde onu verdim mi onu bilmiyorum ama daha sonra hatırladım. Peki anlatabilir misiniz bize? O kadar hatırlıyor musunuz yani? Ne anlattı size Hande? Biz annemde çay içiyorduk, sofradaydık, konuşuyorduk. Hande birden dedi ki, hala dedi, bu kadın bir gün beni öldürecek dedi. Ben çok şaşırdım. Dedim ki Hande dedim nereden çıkarıyorsun bunu dedim. Dedi ki hala dedi öyle dedi bu kadın bir gün beni öldürecek dedi. Ben dedim ki o kadar yani o kadar kolay bir şey değil bu dedim. Biz nerede yaşıyoruz dedim. Muz Cumhuriyeti'nde mi? Öyle bir şey olamaz sen korkma dedim. Sakın korkma öyle bir şey olmayacak. Biz senin yanındayız. Yani hatırladığım bu. Bunu abinize söylediniz mi? Abi Hande böyle böyle bir şey söylüyor. O evde ne oluyor? Bu kız uyduruyor mu? Uyduruyor mu yoksa? O kendisi eminim biliyordu evde nelerin olduğunu aslında. Abiniz biliyor muydu? Biliyordu yani evde geçinemediklerini, Hande'ye kötü davrandığını, kardeşinin yanına yaklaştırmadığını hepsini biliyordu. Peki ona soracağım bunu. Diyorsunuz ki yine sizin ifadelerinizi söylüyorum. Bu olaydan sonra diyorsunuz yani Hande'nin vefatından sonra bu vahşi cinayete kurban gitmesinin ardından annem diyorsunuz bir gün bir gün bana şunu söyledi diyorsunuz. Bu Şehnaz annenize demiş ki sen dua et bana oğlunu ben kurtardım. O gün Acı Badem'e geldiğinde perişan haldeydi onu ben toparladım. Demiş. Evet. Şimdi, aynen öyle. Cinayet sonrası bir dakika. Cinayet sonrası Nezih Bey aynı akşam siz baldızınızın evine gittiniz mi? Şimdi babam saat 10 o günü o günü sabahtan bir alalım mı? Anlatıyorum. Babamın şeyine gelmesiyle beraber bir alalım. İşte babam saat 11 gibi geldi. Bir gün önce biz babamla konuşmuştuk. Babama dedim ki ya erken gel sabahleyin yahut da öğlen gibi gel ki dedim. Benim dedim dışarıda işlerim var gideyim onları halledeyim sen de dükkanda durursun dedim. Ondan sonra babam 11 gibi gelince babama dedim ki baba dedim benim gideceğim yere kadar dedim. İcra saat adaleti. 12 olacak öğlen tatiline yapacak. Girilecek dedim. Evet. Yani sen dedim ya daha geç gelecektin ya da sabah daha erken gelecektin dedim. Oğlum dedi evde dedi Almanya'dan gelen misafirlerim var dedi. Onlar dedi bekliyor hadi dedi bir an önce git işlerini hallet de gel dedi beni evde bekliyorlar dedi. Ben de baba dedim yani ben şimdi yola da çıksam benim dedim gitmem 12 olacak ve öğlen tatili. Ondan sonra aradan bir zaman geçti. Dedi ki evdekiler ne yapıyor dedi babam. Ben de dedim ki baba dedim. Şehnaz dedim çocuğu aldı hastaneye gitti. Peki dedi Hande ne yapıyor nerede dedi. Dedim evde. Dedi çocuğu dedi evde mi yalnız mı bıraktınız dedi. Dedim kocaman kız dedim yani ne olacak bıraktık da yabancı yerde mi bıraktık evde bıraktık. Nezih Bey çok dağılıyor konu ben bir şey. Yok tam güzel hayır, ama sanırım. Bir şey sormak zorundayım. Şimdi Acı Badem'de oğlunuzu ben toparladım demek şu mu? Siz gündüz vakti Acı Badem'e gittiniz mi? Bir. İki. Yoksa cinayetten sonra siz sorgulandınız vesaire. Gittin. Neredeyken toparladı sizi? Hangi vakitte toparladı karınızı? Ben bir kere bu Acı toparlama Badem'de. Sözcüğünün ne anlamda kullanıldığını bile anlamış değilim. O zaman yani halaya soralım. Siz ne anlamda anladınız? Ne anlamda anladınız? Oğlunu ben toparladım. Bana dua et demiş Şehnaz
annenize yani kayınvalidesine. Siz bundan ne anladınız hanımefendi? Bana mı soruyorsunuz evet, Serap size, Hanım? Evet efendim size soruyorum. Şimdi şöyle bakın ben. Şimdi bu cinayetten sonra Şehnaz ve Nezih Bey 15 gün annemde kaldılar. Ben o 15 gün içinde anneme gitmedim. Çünkü gitseydim çok daha kötü şeyler olacaktı. Sinirime sahip olamayacaktım. Kime karşı sinirinize sahip olamayacaktınız? Çünkü ikisine de çok sinirliydim. Yani bir çocuğa sahip olamadılar. Ve onlar gittikten sonra anneme gittim. Baktım annemin suratı çok asık. Dedim ki anne niye bu kadar suratın asık? Ne oldu? Kavga mı ettin Şehnaz'la dedim. Dedi ki biz dedi üzgünken dedi kendisi dedi evde dedi şarkıları açıp dedi şarkı söylüyor dedi. Ben de dedim ki o dedim zaten dedim öyle bir insan. Niye şaşırdın ki dedim. Sonra annem suratını asmış tabii 15 gün boyunca. Şehnaz da demiş ki niye suratını asıyorsun demiş anneme. Annem demiş ki sen nasıl bu kadar neşeli olabiliyorsun demiş. Ondan sonra annem tepki gösterince Şehnaz dönmüş demiş ki anneme. Bak demiş oğlunu ben kurtardım akıllı ol demiş. Bir dakika bir virgül koyuyorum. Ekranlarını şu an açan seyircilerimiz için. Şu anda halen biz dün sizi ekran başına kilitleyen bundan 16 yıl önce vahşice işlenmiş olan 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın cinayetiyle ilgili konuya devam ediyoruz. Hande'nin halasının çok enteresan iddiaları var. Onları dinliyoruz. Bu arada baba da 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor ve canlı yayında bütün sorularımıza cevap veriyor. Şimdi Allah için yani hiçbir sorudan da bunu bana niye sordunuz şeklinde bir kaçışı yok. Ama şurada önemli bir şey söylüyor hala. 3 hafta ben gitmedim çünkü kızgındım. Onlara bir çocuğa sahip çıkamadılar diye. Bir, kayınvalidenin söylediği bir şey var. Oğlunu ben kurtardım, bana dua et. Bu ne demek, ne anlama geliyor? Soru soruyorum, soru işareti var burada. Bu ne demek? Neyi kurtardı Şehnaz? O gün Acıbadem'de onu ben kurtardım. Cinayet günü Şehnaz Acıbadem'deydi. Yani Şehnaz Nezih Bey'in üzerine bir suç mu yüklemeye çalışıyor? Bilmiyorum, sadece soruyorum. Hala da şu anda telefonda sorularımızı cevaplamaya devam ediyor. Hande'nin katilini bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha da var. Daha da çok telefonlarımız var. Onları da yavaş yavaş bağlayacağım. Serap Hanım biz annemde 10-15 gün kadar kaldık ama kız kardeşimle biz şeydeki bağlar başındaki çevik kuvvet birimine gittik. Orada cinayet masasının bir odası veya bir ofisi vardı. Benim de bazı ciddi şüphelerim olduğu için kız kardeşimle benim arabamla şeye gittik. Kendisi diyor ki 10-15 gün hiç görüşmedik. İşte görüşseydik şöyle olurdu böyle olurdu diyor. Peki kimle gittim ben? Senle gitmedin mi beraber? Serap Hanım. Bağlar başına. Efendim. Serap Hanım. Efendim. Ben kendisiyle tabii ki oraya gittim görüştüm. Eve gitmedim bana, dedi. Görüşmedim yani demedi. Yani neden gittim? Polis bana dedi ki. Abinizle aranızı iyi tutun. Aranızı iyi tutun. Ondan bir şeyler belki öğrenebilirsiniz dedi. Yani laf alabilirsiniz belki dedi. Siz lütfen. Evet, aynen. Siz dedi lütfen. Yalnız dedi çocuğunuzu onlardan uzak tutun. Çocuğunuzu. Bir dakika şimdi siz lütfen hatta kalın. Bizim aslında Nezih Bey'in eşiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu Orhan Bey'e. Onunla ilgili bir bandımız var. Şimdi onu bir girelim. Tam olarak karısını neyle suçluyor? Yani aradan 13 yıl geçiyor. Sonrasında karısını bir şeylerle suçluyor. Yani şüpheleri var karısıyla ilgili. Bu arada Şehnaz da bütün şüpheleri kocasının üzerine çekmeye çalışıyor. Bak diyor kayınvalideye. Oğlunu ben kurtardım. Bu ne demek? Oğlun neredeyse hani diyecek ki suçlu, onu ben temizledim diyecek. Tam olarak neyle suçluyor eşini? Onu bir izleyelim, sonra tek tek soracağım bunları kendisine.
Yayına son dakika bağlanan ve üvey annenin akrabası olduğunu iddia eden şahsın ihbarı olayların akışını değiştirecek mi? Uzaktan bir akrabasıyım Şehnaz Hanım'ın. Kendilerini zaten hiç görüşmüyoruz ve pek sevmezdik açıkçası. Kapıcıyla bir ilişkisi olduğu yönünde güçlü iddialar duyduk açıkçası. Ve bu yüzden de buna sahip olduğu için Hande'yi öldürdüğünü düşünüyoruz. Ya işte bana pek çok defa ev içinde bıçakla saldırdı mesela. Bıçakla saldırdı pek çok defa. Cinayet olayın çok öncesinde Şehnaz bir gün bana dedi ki ben bir rüya gördüm dedi. Evet. Ben de dedim ki hayırdır inşallah. İşte dedi evden dedi bir cenaze çıkıyor dedi. Sen değil dedi, ben değil dedi. İçerideki dedi. Yan odada da Hande odasında ders çalışıyormuş. Çocuk da tabii bunu duymuş. İşte akabinde bir iki hafta sonra Hande babaannesine gittiğinde Göztepe'ye Hande demiş ki babaanne demiş, kız kardeşim de oradaymış. Babaanne demiş bu kadın beni öldürecek. Cinayetten birkaç ay önce evet sessiz telefonların geldiğini bana söylemeye başladı. Bu böyle bir hafta 10 gün kadar devam etti. Bir zaman sonra dedi ki ya dedi yeni ergenlik çağına girmiş dedi. Sesi yeni yeni kalınlaşmaya başlamış dedi. Bir erkek çocuğu dedi. Bana dedi ki telefonla dedi. İşte bu Hande bizimle çok uğraşıyor okulda. Bizi öğretmenlere, müdüre şuna buna şikayet ediyor. Biz onun yüzünden ceza alıyoruz. Bu Hande'nin sonu iyi olmayacak. Bir gün onun ölüsünü çöp konteyninde bulacaksınız şeklinde ifadede bulunmuş Şehnaz'a. Şu anda düşündüğünüzde Şehnaz sizce yani niye böyle demiştir size? Vallahi bence kurgu yaptı herhalde. Yani çok kiralarda gezdiğim için dedim artık dedim belli bir yerde kalalım. İlk aldığım parayla da ev aldım. O zaman da yeni doğmuş olduğu için annesine dedim ki bak bu çocuk bize uğurlu geldi dedim. Evet. Bu dedim ev dedim Hande'nin olsun büyüyünce ona vereceğim dedim. Bu evle ilgili bir konuşmamızda evin Hande'nin olduğunu, Hande'nin üzerine yapacağımı ve evin Hande'nin olacağını söylediğimde ya nereden olunmuş ev bizim hepimizin şeklinde müdahalede bulundu. Tabii Hande de üzüldü ağladı biraz. Ben de dedim ki Şehnaz'a ben kazandım ben aldım kime istersem ona veririm. Sana ne dedim, senin dedim içinde kaç kuruşun var da müdahale ediyorsun dedim. Siz Şehnaz Hanım'dan korkuyor musunuz? Yok, vallahi ben bir Allah'tan korkarım. Başka hayır, bu olayla bağdaştırmayın. Şehnaz Hanım'ın normal yaşantısında da kendisinden korktuğunuz oldu mu hiç? Ben onunla korksam bir gün, bir dakika bile beraber durmam. Şehnaz korkulacak bir insandır, herkes onunla yaşayamaz. Ben Şehnaz'dan şüphelenmiyorum desem yalan. Şimdi bütün bunlara göre Şehnaz Hanım Hande'yi neden öldürsün? Bir sebebi var mı? O ve ailesi için varsa yoksa mal mülk. Şu anda bu zamana kadar yaptığımız görüşmeleri Şehnaz Hanım'la hiç paylaştınız mı? Ben senden şüpheleniyorum. Çok defa söyledim. Ne diyor? Bak dedim en sonunda dedim çıka çıka sen çıkacaksın dedim. O da dedi ki sen çok beklersin. Çıka çıka en sonunda sen çıkacaksın katil dedim. Evet. O da dedi ki çok beklersin dedi. Sizin olaydaki katil profili nasıl? Bu bana göre bir kadın kavgası. Zaten polis dedi ki bu dedi bir tartışma, bir münakaşadan sonra olay dedi büyümüş, iş kavgaya ve cinayete kadar varmış dedi. Çünkü uzun bir mücadele olmuş ev içinde bıçağa rağmen. Bıçağa rağmen uzun bir mücadele olduğuna göre ve bu çocuk demek ki karşıdaki de çok kuvvetli biri değilmiş. Polisin de demesi şu, diyor kafasına bir çekişle azar azar vurulmak suretiyle diyor. İşkence edilmiş diyor. Peki Şehnaz Hanım yalan konuşuyor mu? Vur vurulma, kaç tutulma. Yani der ki haksız dahi olsan üste çıkmaya bak der. Diyor ki
10.30'da beni aradı. Hastaneye gittim ama gidiyordum ama yoldan beni çevirdiler. Orada mahkumlar muayene edilecekmiş. Sizi aradı ama o yolda mı aradı bilmiyoruz. Evden mi aradı? Kapıdan